Geçen dersimizde LangChain'e çalışmak için çalışma ortamımızı kurmuştuk. Bu dersimizde LangChain'in yeni versiyonunu kullanarak büyük dil modelleriyle nasıl çalışacağımıza bakacağız. Herhangi bir LLM uygulamasının ana bileşeni büyük dil modelleridir. LangChain, dil modelleriyle uygulamalarınızı yaparken size yardımcı olur. Model olarak ilk önce OpenAI içindeki modelleri kullanalım. İlk olarak OpenAI API key'imizi ayarlayalım. Geçen derse yaptığımız gibi .env içindeki ap anahtarımızı Notebook'a yükleyelim. Bunun için ilk olarak Load.env metodunu import edelim. From .env yazdıktan sonra Import Load.env yazıyorum. Ardından Bu metodu Yazarak .env içerisindeki API key'imizi Ortam değişkeni olarak yüklemek isteyelim. Bu ile çalıştırdığımız zaman Gördüğünüz gibi True cevabı karşımıza geldi. Harika. Open AI API key'imizi ayarladık. .env içerisindeki API key'ini yüklemek için notebook dosyanızla .env dosyanızın aynı dizinde olması gerektiğine dikkat edin. Kullanacağımız model Open AI içindeki Chat Open AI modeli. Hadi bu link Open AI kütüphanesinden bu modeli import edelim. From Langchain OpenAI yazdıktan sonra import ediyorum. Daha sonra chat open ai yazıyorum. Şimdi bu sınıftan bir örnek alalım. LLM dedikten sonra chat open ai sınıfını yazalım. Ön tanımlı olarak kullanılan model GPT 3.5 Turbo. Biz de bu modeli hadi yazalım. model name yazdıktan sonra GPT 3.5 Turbo yazalım. Bu modeli yazmaya gerek yok ama görmeniz açısından model ismini yazıyorum. Şimdi temperature parametresini yazalım. Bu sıcaklık parametresi sıfıra yaklaştıkça rastgelelik azalır ve kararlı sonuçlar üretilir. Bire yaklaştıkça rastgelelik artar ve daha çeşitli sonuçlar üretebilirsiniz. Bu parametrenin ön tanımlı değeri 0.7. Hadi gösterme amaçlı bu değeri 0.6 alalım. Temperature yazdıktan sonra 0.6 yazıyorum. Diğer parametrelerin ön tanımlı değerlerini alalım. Bu ile çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi chat open AI modelimiz başlatıldı. Hadi şimdi Türkiye'nin başkentini soralım. Bunun için text yazdıktan sonra diyelim ki what is the capital of Türkiye'de. Tamam. Ardından Response isminde bir değişken alalım. Daha sonra dil modelimizi yazalım. Ardından metin üretmek için invoke metodumuzu yazalım. Ve bu metoda text'imizi verelim. Çıkan sonucu ekrana yazdırmak isteyelim. Tamam. Bu hücreye çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi Ankara sonucu karşımıza geldi. Objemiz öncelikle API key'imizle OpenAI chat modeline bağlandı ve ardından modelin cevabını döndürdü. Tabi token başına sizden ücret kesildi. Alternatif olarak Hugging Face içindeki açık kaynaklı bir modeli de kullanabilirsiniz. Bunun için Hugging Face API token'ını kullanmanız gerekir. Hadi bu token'ı Hugging Face'ten alalım. Hugging Face sayfasına giriş yaptıktan sonra settings kısmından access tokens kısmına tıklayıp buradan yeni bir token oluşturabilirsiniz. Generate Token kısmına tıklıyorum. Ve ardından bu token'ı kopyalayalım. Daha sonra .env dosyası içerisine kopyalamak isteyelim. Öncelikle Hugging Face Hub API Token yazıp bu token'ı buraya kopyalayalım. Tamam. Daha sonra notebook'umuza gidelim. Bu token'ı Ortam değişkeni olarak almak için load.env metodunu tekrardan çalıştıralım. Tamam. Hugging Face API token'ımızı ayarladık. Şimdi Hugging Face Hub import edelim. Bunun için from yazdıktan sonra langchain yazalım. Langchain'in yeni versiyonuyla 3. parti entegrasyonlar langchain community kütüphanesi eklendi. Hadi bu kütüphaneden LLMs modülünü çağıralım. Ve buradan Hugging Face Hub sınıfını import edelim. Şimdi Hub'dan model seçelim. Hugging Face modellere gittiğiniz zaman burada birçok görev için model bulabilirsiniz. Biz metin üretmek için Google'ın geliştirdiği Flan T5 Large modelini kullanmak isteyelim. Bu modelle ilgili ayrıntılı bilgilere bu modelin kartına ulaşabilirsiniz. Tamam. Hadi şimdi bu modeli başlatalım. Bunun için HF isminde bir değişken alalım. Daha sonra Hugging Face Hub'ı yazalım. Bu sınıfa öncelikle repo ID'yi verelim. Repo ID için buradaki kısma tıklayabiliriz. Ardından bu ID'yi buraya yapıştıralım. Daha sonra model parametrelerini ayarlamak isteyelim. Bunun için model kwargs parametresini kullanmak isteyelim. Buraya süslü parant içerisinde öncelikle temperature yazalım. Örneğin sıcaklık olarak 0.7 değerini vermek isteyelim. İsterseniz maksimum token sayısını da ayarlamak isteyebilirsiniz. Bunun için max parametresini kullanmak isteyelim. Örneğin buna da 100 değerini verelim. Ardından Hugging Face Hub API token'ımızı ayarlayalım. Bunun için Hugging Face Hub API token yazalım. Ve buraya OS modülünü kullanarak API token'ımızı set edelim. Bunun için OS modülümüzü öncelikle import edelim. Ardından OS içerisindeki environment metodunu çağıralım. Ve daha sonra buraya Hugging Face Hub API Token yazalım. Tamam. Bu ile çalıştırdığımız zaman bir hata mesajı aldık. Bize öncelikle Hugging Face Hub'ı yüklememiz gerektiği söyleniyor. Tabi bu üçüncü parti entegrasyonu kullanmak için sanal ortamımıza bu kütüphaneyi yüklememiz gerekiyor. Hadi bu komutu kopyalayalım. Ardından Terminalimizi açalım ve buraya pip install huggingface hub yazalım. Ardından enter tuşuna basalım ve huggingface hub yüklendi. Şimdi bu terminali kapatalım. Daha sonra bu ile tekrardan çalıştıralım. Tamam, modeli başlattık. Şimdi biraz önce oluşturduğumuz metne göre cevap üretelim. Bunun için output yazdıktan sonra model değişkenimizi yazalım. Ardından invoke metodunu çağıralım ve teksti bu metoda vermek isteyelim. Ardından printle bu sonucu yazdırmak isteyelim. Bu hücreye çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi İstanbul sonucu karşımıza geldi. Open AI modelleri daha iyi olduğu için Open AI doğru cevap verirken Google'ın modeli doğru cevabı vermedi. Örnek olarak hadi Amerika'nın başkentini soralım. Bunun için text'imizi tekrardan yazıp ardından modelimizi yine çağıralım ve çıktıyı görmek isteyelim. Bu hileyi çalıştırdığımız zaman Amerika'nın başkentini doğru olarak karşımıza getirdi. Örneğin Rusya'nın başkentini soralım. Bakalım bu sefer doğru sonucu karşımıza getirecek mi? Bu hücreye çalıştırdığımız zaman Moskova karşımıza geldi. Peki Hadi gelin Türkiye'nin başkentini Tekrardan soralım. Bakalım bu sefer Ne sonucu döndürecek. Bu hücreye çalıştırdığımız zaman yine İstanbul sonucu döndürdü. Ben işte bu derslerimizde Daha kararlı olduğu için OpenAI'in Modellerini kullanacağım. İsterseniz Bu modele bir de metin ürettirelim. Bunun için Output yazdıktan sonra hb yazıyorum. Daha sonra invoke metodunu çağırıyorum. Diyelim ki can you tell me what deep learning is diyelim. Ardından bu output'u ekrana yazdırmak isteyelim. Bu yüreği çalıştırdığımız zaman sonuç karşımıza geldi. İsterseniz bunu kopyalayalım. Daha iyi görmek için bir markdown hücresini yapıştıralım. Deep Learning is the use of Machine Learning Techniques to Learn to Recognize Patterns in Data. Evet fena olmayan bir metin ürettim. Bu şekilde Mistral gibi ya da Lama gibi açık kaynaklı bir modeli LangChain içerisinden kullanabilirsiniz. OpenAI'nin chat modeli bir mesaj döndürürken Hugging Face'deki büyük dil modeli bir metin döndürdü. Bu iki tip model arasındaki ana fark girdi ve çıktı şekilleri. Büyük dil modelleri girdi olarak string yani metin alır ve çıktı olarak yine metin üretir. Chat modelleri girdi olarak mesajdan listesini alır ve çıktı olarak bir mesaj verir. Bunu göstermek için bir metin alalım. Yine text isminde bir değişken alalım. Diyelim ki tell me a joke about yazalım. Ne hakkında bir Espiri üretsin. Örneğin Elon Musk hakkında bir espri isteyelim. Tamam. Bu metni mesaj haline getirmek isteyelim. Bunun için öncelikle human message sınıfı import edelim. Bunun için from yazdıktan sonra langchain yazalım. Langchain'in yeni versiyonuna gelen langchain core kütüphanesini yazalım. Ve bu kütüphaneden messages modülünü yazalım. Ve bu modülden Human Message sınıfını import etmek isteyelim. Ardından bu sınıfı kullanarak bir mesaj oluşturalım. Messages yazdıktan sonra Human Message yazalım. Ve context olarak text'i verelim. Bir hata mesajı aldık. Şurada context değil content olacak. Bunu düzeltip bu jeyi tekrardan çalıştırıyorum. Tamam metajımı da oluştu. Şimdi Open AI'dan bir LLM bir de chat model başlatalım. Ve büyük dil modelleri ile chat modelleri arasındaki farka bakalım. Bunun için from yazdıktan sonra LangChain yazalım. Daha sonra Openai yazdıktan sonra import chat open AI yazalım. Daha sonra bir büyük dil modeli import etmek için OpenAI yazalım, tamam. Ardından bu OpenAI'dan bir tane büyük dil modeli başlatmak isteyelim. Daha sonra chat modelden bir model başlatmak isteyelim. Tamam, OpenAI'dan hem büyük bir dil modeli hem de bir chat modeli başlatmış olduk. Modellerimiz hazır. Şimdi modellerin çıktısına bakalım. Önce el çıktısını görelim. Bunun için el elem yazdıktan sonra invoke yazalım. Ve textimizi bu invoke'a verelim. Bu cüce çalıştırdığımız zaman inanmaz hakkında bir espri üretilmiş oldu. Hatta bunu print içerisinde alarak daha iyi görmek isteyelim. Bu cüce çalıştırdığımız zaman elin mask hakkında bir espri karşımıza geldi. İsterseniz bu espriyi Türkçe'ye çevirelim. Elon Musk ona neden X A12 adını verdi? Çünkü ona bir bilgisayar mu yoksa bir uzay gemisi mi adını vermek arasında karar veremiyordu. Şeklinde bir espri üretilmiş. Gördüğünüz gibi LLM sonucu metin olarak döndürdü. Chat modeli sonucuna bakalım. Bunun için Chat modeli yazdıktan sonra yine invoke metodunu çağıralım ve buraya biraz önce oluşturduğumuz mesajı verelim. Bu hücreyi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi chat modeli bir AI mesajı olarak metni üretti. İsterse bu mesajı Output Parsers modülü ile metin haline çevirebilirsiniz. Bunu nasıl yapıldığını gelecek derslerde göstereceğim. Unutmayın elemler metin, chat modelleri mesaj döndürür. Evet bu dersimizde LangChain kullanarak büyük dil modelleri ve chat modelleri ile nasıl çalışılır gördük. Gelecek ders prompt template'leri ele alacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere.